Abi kulaklarım çok fena. Basınç içerisindeyim. Ah. Bolu Dağı'na çıkıyorum da birazdan tünele gireceğim. Tırdaki adam ya da işte dolmuştaki adam, otobüsteki adam, şoför yani şunu tutan, sadece arabesk dinlemez. Arabesk güzeldir. İnsan bazen iyisi yapıldığı zaman onu da dinler. Şahsi kanaat. Mesela ne var? Ben hani eski, biliyorsunuz artık takipçilerin hepsi biliyor. Radyocu adam. Eskiden radyoda program yapan adam, televizyonda program yapan adam. Ne işin var senin tırda denilen adam olduğum için o vasfını kullanarak burada yorum yapma hakkımı elimde tutuyorum. Diyorum ki müzik iyiyse her türlüsü dinlenir. Ama hani klasik müzik dinlenmezmiş gibi geliyor. Al dinliyoruz bakayım. Of. Sarsıntıda görüntü biraz fazla oynuyor olabilir. Ya şu an olduğu gibi. Müzik dinlemeyi seviyorum. Her türlüsünü dinliyorum. Arabesk ise Müslüm Gürses son zamanlarda yeni düzenlemeleriyle hoşuma gidiyor. Baştan ama sen de buna kim be şeklinde yaklaştığım bir adamdı. Allah rahmet eylesin. İyi müzik yapıyormuş. Ama aranjörü kötüymüş, öyle diyorum ben. Sonradan güzel aranjörlerle güzel işler yaptılar. Pop da dinliyorum. Sanat, işte o sanata bir alışamadım. Var birkaç, Emel Sayın mesela. Sanat müziği yapıyorsa Emel Sayın, sanat müziği de dinliyorum. Ama mesela Muazzez Abacı dinlemiyorum yani, çok saçma gibi. Dün gece saat 4'te Çorbacı'da çorba içiyorum. Muazzez Abacı çıktı. Arkadaş o kadar kötü ki. Bu arada klipte elinde sigara var, kimse buzlamamış. Farkında değiller. Hani o kadar her yer Muazzez Abacı ki elindeki sigara görünmemiş bile. Neyse işin özü, biraz müzik konuşalım istedim. Gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Neden radyoculuğu bıraktın? Arkadaş radyoculuğu aslında bırakmadım. Yani o da var. Şöyle söyleyeyim, yani radyoculuk adı altında radyoda program yapmayı bırakmak, konuşmayı bırakmak anlamındaysa bırakmadım. Çünkü konuşuyorum, hala konuşuyorum. Radyoda da yaptığım iş buydu çünkü. Orada da konuşuyordum, orada görünmüyordum sadece. Ha bir de araç kullanamıyorsun. Sonuçta aynı, kapalı mekan. Bir mikrofon var, kamera yok orada. Kameranın olmadığı yerde de. Daha eğlenceli, daha renkli konuşman gerekiyor. Mesela bu az önce sanat teyze anons yaparken kıstım farkındaysanız. Çünkü onlar konuşmayı bilmiyor. Onlar gerçek hayatta konuşulduğu gibi konuşmuyor. İnsanlar muhabbet ederken nasıl konuşuyorlarsa, arkadaşlarıyla nasıl sohbet ediyorlarsa, eğer radyoda öyle konuşmuyorlarsa bu yapmacık oluyor. Yani sen Beethoven'ın, Bach'ın, Mozart'ın bir eserini çalmış olabilirsin. Sen Bach değilsin. Sen Mozart hiç değilsin. Ya Beethoven hiç olamayacaksın hayatın boyunca. Niye o şeye, tribe giriyorsun ki? Şunu diyebiliyor musun adam gibi, hani TRT FM'deyken bile. Bach'ı çaldın. Vay arkadaş ne müzik yapmış adam be diyebiliyor musun yani? Bak bunu dersen radyocusun, ben öyle gördüm çünkü, ben böyle düşünüyorum. Vay arkadaş ya, duydun mu yaylıları falan? Hani bu var mı hiçbir sanat, klasik müzik eserinden sonra böyle konuşan adam gördün mü? Görmedim. Niye sanat oluyor? Sen sanat değilsin, sevgilinle tartışırken, ona trip atarken de öyle yapsana bakalım.
Evet sevgilim, az önce yaptığın hareket hiç hoş değildi. Lakin ben son derece sanatsever bir insan olarak, yapsana böyle. Bak bakayım kavganın ortasında sana tekmeyi vurup gidiyor mu? Yani terk ediyor mu manasında seni? Kırmızı otobüs geçti yanımızdan bu arada. Yarışıyor mudur, ne yapıyordur ben de? Dur biraz yavaşlayayım da geçsin. Aa, çok centilmen şoförümdür. Aa, beni geçmeye kalkan biri olduğu zaman hemen ayağımı frene dokunurum ya da tempomatımı iptal ederim. Düş. Kaça düşüyoruz? 80'e düş işte. 82 güzeldir, yasalsın işte. Devam. Demek istediğim o, ben radyoculuğu bıraktım mı, bırakmadım mı? Asıl soru, bir radyo istasyonunda çalışıyor musun sorusunun cevabı. Hayır, çalışmıyorum. Ama aynı işi yapıyorum zaten şu anda. Bir, o cepte. Onu bırakamazsın zaten, o da ayrı bir konuya bırakamazsın yani. Bugün yarın bir programa başlarım yine, onda bir sıkıntı yok. Yani çok sağ olsunlar, hani yerel ve ulusal basında çok fazla tanıdığım arkadaşım var. Hala bağlantılarımız kuvvetli. İstediğimiz zaman, istediğimiz yerde bir şeyler yapabiliriz. Orada bir sıkıntı yok. Ben işin macera kısmını sevdiğim için buyurum burada. Onun haricinde mesela saat kaç şu anda? 10. Tamam. Bugün günlerden cumartesi. Yaklaşık bir 10 dakika sonra falan Bloomberg KT'de bir konut programı başlayacak. Cumartesi saat 11.30'da genel olarak yayınlanıyor. Onu izlerseniz orada zaten beni duyuyorsunuz. Arka planda duyduğunuz bütün sesler benim. Yani ben konuşuyorum. İşte falanca yerde proje inşaatlar yükselmekte işte. Adapazlı dönüşümler her zaman için daha iyi. İşte şöyle projeler var, böyle yapılar çıktı. Yani aman efendim, şimdi yatırım yapmanın tam zamanı. İşte Üsküdar'da şöyle şeyler oldu gibi bir sürü şey. Yani tabii orada bana metin yolluyorlar. Okuyorum, onları yolluyorum. Programa yapıştırıyorlar. Montaj devam. Bir kızımız var orada, sunuculuk yapıyor. Yapımcısı da arkadaşım. Yani sesi benden, yapması arkadaştan, sunması kızdan. O şekilde çekimler diğer bir arkadaştan. Çok güzel programdır söyleyeyim. Onu da şey yapıyoruz. Yani yapıyoruz. Ondan sonra Bursa'da prodüksiyon stüdyosu arkadaşlarım var, şirket sahipleri. Yerel ve ulusal bazda işler yapıyorlar. Efendim, çeşitli belediyelerle çalışıyorlar. Çeşitli firmalarla çalışıyorlar. Daha dün akşam ne yaptım? Dev gibi bir fabrikanın iş sağlığı güvenliği filminin seslendirmesini yaptım. Nerede yaptım? Çorbacıdaydım dedim ya. Çorbacıdan çıktım geldim, burada seslendirme yaptım. Böyle. Yani artık teknoloji o kadar çok ilerledi ki benim stüdyoya ihtiyacım yok. Sıkıntıymış gibi geliyor işte. İnsanlar diyorlar ki baba Erkan işi bırakmış, tırcılık yapıyor. Erkan işi bırakmadı ki. Erkan'ın stüdyosu cebinde geziyor. Çantasında geziyor yani. O yüzden yani seslendirmelere devam ediyorum. Reklamlara devam ediyorum. Reklam seslendirmelerim var. Onlar cepte zaten. Bunları yaparken ben bu işime de engel değil. Bu işimi yaparken o işe de engel değil. Yani ben nasıl olsa 4 saatte bir 45 dakika mola vermek zorundayım. 45 dakika da her türlü seslendirmeyi yaparım yani. Montajını yaparım. Temizlerim. Dip gürültüyü alırım. Mis bir hard limiting. Ver gitsin ondan sonra. Teknik anlayanlar bilir. Çözdü işi. Tamam mı? Güzel bir mikrofonum var. Shure C606. Eskidir ama güzeldir. Emektardır. Sağlam bir ses kartım var. Falan filan yani. Bu iş böyle. Teknoloji ilerledi dediğim gibi. Hani devasa rock şeyler, cihazlar, stüdyolar, yalıtımlı ortam. İşte bundan daha iyi yalıtımlı ortam mı olur? İşte dışarıdan ses alıyor mu? Perdeleri de bir kapatıyorsun. Tamam, bitti yani. Eko meko yok. Yani anlatmak istediğim şey tam olarak da bu. Hani neden radyoculuğu bıraktın sorusunun cevabı hayır, bırakmadım. Yani ses işine devam ediyorum. Radyo programı burada yapıyorum, sana yapıyorum artık. Ama bir projem var. Bir ay içerisinde hayata geçebilir. Eğer ki bunu bir kenara bırakabilirsem. Çünkü bununla beraber olmayacak o iş. Bunu bir kenara bırakırsam, ucunda da ışık görürsem, o zaman ne yaparım? Devam ederim. Olay bu. Bakayım, müzik devam ediyor mu orada? Beethoven falan çalıyorlar mı? Ne konuşuyorlar? Yapmıştım, başlıyorum.
Müziği seviyorum. Yani flütleri seviyorum. Aa. Bu şekilde bir müzik yaşantım var. Değişik projeler. Konuk almışlar. Konuk kendi reklamını yapıyor. Ah yavrum TRT efendim ya. Ah ah bebeğim. Ah öğrenecekler bu işi inşallah. Müzik yapıyorum. Ne yapıyorsun? Flütü seviyorum. Ya flütü hepimiz seviyoruz. Flütü sevmeyen mi var? Flüt sevmeden ilkokuldan mezun olamıyorsun bir kere. Mecbursun sevmeye. Neyse durum bu. Biraz sonra yine bir klasik müzik eser verirler. Ben de ona takılırım. Bir de dediğim gibi programın saati geldi. Onu izlerim birazdan. Hep yaptığım şey, yani yaptığım işi beğenmem bu arada, onu da söyleyeyim. Ya şöyle yapmasaydım, böyle okumasaydım, şöyle seslendirmeseydim daha iyiydi be falan derim. Bakalım bu sefer bu hafta ne açıklar yakalayacağım. Muhabbet buydu. Başlık da şu, radyoculuğu neden bıraktım sorusunun cevabı. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.